Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber plan boyama videosu çekeceğiz. Bu şekilde boyanmış bir planımız elimizde mevcut. Ve ilk hali AutoCAD çiziminde boyasız hali de bu şekildedir. Şimdi ilk olarak duvarlarımızdan başlayarak ilk boya yapacak yerlerimizi, daha sonrasında da desen, tefriş diye gideceğiz. Hızlı seçim aracımızı seçip duvarlarımızı seçiyoruz. Tüm duvarlarımızı seçmiş bulunmaktayız. Sağ alt kısımda katman oluştura tıklayıp katman birinde üstüne gelip çift tıklayarak duvarlar katmanını oluşturuyoruz. Daha sonra Shift F5 kısa yolunu tıklayarak renk kısmından seçiyoruz ve siyah rengimizi seçip boyuyoruz. Bu şekilde. Daha sonrasında aynı şekilde pencerelerimiz için bu işlemi ve kapılarımız için bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Burası biraz zaman alacak. Bu şekilde seçtik. Yine yeni bir katman oluşturuyoruz. Pencereler yazıyoruz ve Shift F5 yaparak daha açık bir gri atıyoruz. Daha sonrasında boyama yapacağımız başka yer kalmış mı? Bu mevcut yerler, biz planımızın dışında kalan kısımlarını açık gri yapalım. Yine seçim aracımızda seçiyoruz. CTRL ve mouse'un teker kısmını ileri geri oynatarak hareket ettirebilirsiniz. Bu şekilde seçip dış boya yazalım. Daha sonra Shift F5 yaparak çok açık bir gri, hatta biraz daha açık yapalım. Daha sonrasında 3 katmanı shift'le seçerek bu şekilde çoğalt yaptığımız zaman bakın çizgilerin kontürlerin daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. Bunları yaptıktan sonra mevcut boyama kısmı bitip desen atamaya geleceğiz. Burada da desen atamada önceden belirlemiş olduğumuz desenlerden birini çağırıyoruz. Nedir? Seramik. Bunu düzenle kısmına gelip sol üstte desen tanımlama var. Buraya at kısmına da seramik veya başka siz ne yazmak isterseniz yazıp tamam dedikten sonra plan boyama kısmına geliyoruz. Burada neler seramik? Bu kısım ve iç kısım. Ama burası biraz daha koyu. Burada katman sıfırdayken hepsini seçip tek tek daha sonra yine katman oluşturup seramik yazıp çift tıklıyoruz üstüne ve katman stili sayfası çıkıyor. Burada desen kaplama kısmına gelip desen kısmından oluşturduğunuz deseni görebilirsiniz. Burada üst kısımdan opaklığı ve alt kısımdan da ölçeği ile oynayabilirsiniz. Bu şekilde tamam dedikten sonra desen tanımlanacaktır. Bu şekilde. Diğer yapacaklarımızı zaten daha da pekişir. Burada bakıyoruz çok küçük kalmış ve biraz daha koyu. Biz daha açık ve büyük şey yapıp yine çift tıklıyoruz.
Ölçeğini biraz daha büyütüyoruz. Bakın. Bu şekilde. Opaklığını da 35 biraz daha açık. Ölçeğini de bu şekilde yapabiliriz. Mevcuta bakalım. Aynı. Burada biraz daha koyu. Biz de bir tık daha koyu yapabiliriz. Yine çift tıklıyoruz. Desen kaplama kısmından opaklık kısmına biraz daha koyulaştırdık. Daha sonra bu iç kısmı oluşturuyoruz. Bu merdiven kısmını da seçiyoruz. CTRL-C, CTRL-V yapıp katmanı kopyalıyoruz. Seramik koyu. Yine çift tıklıyoruz. Desen kaplamaya gelip aynı ölçekte sadece diğer seramiğe göre biraz daha koyu haline getiriyoruz. Hatta daha da koyu haline gelelim. Daha sonra dış duvarı seçip CTRL-C, CTRL-V desen kısmından gelip bu şekilde dokulu yüzeyimizi atayacağız. Daha sonrasında bakıyoruz. Bu şekilde seramiklerimiz mevcut. Siz de istediğiniz seramik texture'ını atabilirsiniz. Buradan seçiyoruz. İç kısımda hangisiydi? Koridor ve mutfağımızda aynı seramikten. Koridor, mutfak, kiner. Kopyaladık. Yine de çift tıklayıp desen kısmına geliyoruz. Buradan seramiğimizi atıyoruz. Ölçeğini biraz daha küçültüp bu form iyidir. Mevcut da buradaki. Burada kopyaladınız. Şu seramiği bir daha tekrardan çift tıklamayacağım. Seramik koyuyu sağ tıklayıp seçiyoruz katmanını. Daha sonra yeni oluşturduğumuz katmanın üstüne gelip çift tıklıyoruz. Ve seramik koyunun üzerine gelip sağ tıklayarak ebatını ayarlıyoruz. İmlecimizin. Sonra burada klonlama komutuna tıklayarak ve klonlayacağımız kısmı alta basarak burada bakın farenin şeyi değişti. Bu kısmı kopyalayıp bu alana yapıştırıyoruz. Şu kısımları da biraz daha düzeltirsek bakın hiç daha tekrar kopyalamadan bu alanı da bu seramikle klonlamış olduk. Parkemiz var. Parkemizin modeli bu şekilde. Bir de merdiven. Buna bakalım. Parkemize geliyoruz. Boyutu fazla oldu gördüğünüz gibi. Bunu biraz daha küçültüyoruz. Ölçeğini de biraz sof yaptıktan sonra çok güzel oldu. Merdiveni seçiyoruz. CTRL-C, CTRL-V desen gelip bu merdivenimizi ahşap kaplıyoruz. Bu da çok güzel oldu. Tonu olarak. Ölçek de güzel. Şu alanda bir küçük seramiğimizi unutmuşuz. Yine aynı şekilde seçtik. Yeni bir katman oluşturduk. Katman 2'ye yani şu seramiğimize sağ tıkladık. Klonlama aracımızı seçtik. Katman 6'ya geldik. Katman 2'deyiz. Klonladık. Boyadık. Bakın. Basit bir şekilde bu alanı da desenini oluşturmuş olduk. Planımıza geliyoruz. Bu şekilde. Aynısı oldu. Sadece şu yolun asfaltımız kaldı. Bunu seçtik. CTRL, CTRL, CTRL desen kaplamadan asfalt. Ben bunu daha önceden yaptığımız videolarda ya da çalışmalarda kopyalamıştım.
desenlerimizi, asfaltımızı vesaire tamam tanımladık. Zaten birçok kez hep aynı benzer texture'ları kullanıyoruz. Siz de kendi arşivinizi oluşturup artırabilirsiniz. Bunları oluşturabilirsiniz. Bakalım asfaltımızda aynısı oldu. Şimdi geldik. Desen ve şeylerimiz bitti. Tefrişlerimize sıra geldi. Tefrişlerimizi çağırıyoruz. Bunu daha önce paylaştığımız videolarda tefrişlerimizi sizinle paylaşmıştık. Oralardan aynı şekilde siz de bu tefrişleri kullanabilirsiniz. Ya da internetten kendi arşivinizi oluşturabilirsiniz. Plan boyamada salon kısmımıza geliyoruz. Bu şekilde bakalım aynı o puflarımız var ve TV ünitemiz, yemek masamız. Yemek masamızı seçiyoruz. Bu ünitemiz bahçe demiş vardı. Puflarımızı burada. Puflarımızı aldık. Tamam. CTRL CTRL ve CTRL CTRL C haftamıza gelip CTRL V yapıyoruz. Burada da aynı şekilde parça parça kopyalayarak planımıza yerleştiriyoruz. Bu kısımda bir televizyonumuz eksik. Televizyonumuzu da şurada. Tamamen aynısı oldu. Burada bir mutfağımız, dolabımız, kış bahçemizi oluşturalım. Şu alanda. Bunu takla attırmamız gerekiyor. Bunu da düzenle kısmından tıklıyoruz. Dönüştür var ve dikey çevir. Dönüştürden sağda dikey çevir yaptığımız zaman bakın dik hale geldi. Bu puflarımızı katmanımızdan seçip delete yapıyoruz. Yemek masamızı delete yapıyoruz. Sadece oturma objesi kaldı. Bunu da döndürüyoruz. Bir tık küçültelim. Tamamdır. Bakalım. Aynen öyle. Yeşil saksılarımız bulunmakta. Onları da çağıralım. Şurada. Kopyalıyoruz. CTRL, CTRL, C. Planımıza gelip CTRL V yapıyoruz. Boyutunu bir tık küçültüp şekilde. Saksılarımızdan buraya da alalım. Bakınca aynı sonucu. Bizim saksılarımız bir tık daha büyük oldu ama daha güzel oldu. Bu şekilde kalsın. Daha sonrasında burada bir tuvalet tefrişimiz, mutfak tefrişimiz ve dolap. Gelip mutfağımızı seçtik. Dolabımızı da seçtik.
CTRL-C, CTRL ve buraya çağırdık. Bir tık büyütüyoruz. Mutfağımızın tezgahı arkada. Adamız burada. Ters çevirelim. Büyüttük. Arka duvarı koyduk. Bu alandan adamımızı seçiyoruz. Yönünü ters çeviriyoruz. Duvara yaklaştırıyoruz. Bir tık da küçültelim. Şu şekilde cama da gelmeyecek şekilde. Bu sandalyeler biraz küçük kaldı. Onları büyütelim. Nasıl büyüteceğiz? Burayı katmanındayken seçiyoruz. Bu taşıma aracını seçtikten sonra köşesine shift'e basılı tutup oranını bir şekilde büyütüyoruz. Ki daha oranlı hale geldi. Şuradaki şeylere göre oranlarsak. Dolabımız kaldı. Dolabımızı da seçelim. Buradan alalım. Kısma getirelim. Boyutuyla oynadıktan sonra sadece lavabomuz kaldı. Lavabomuzu da burkıştan şu alandan seçip CTRL-C, CTRL-V, CTRL-A, CTRL-C yapıyoruz. Ona göre klozetimizi siliyoruz. Alaturka tuvaletimizin yönünü takla attırıyoruz. Bu şekilde konumlandırıyoruz. Oranı iyi. Lavabonunkini sadece bir küçültmemiz gerekiyor gibi. Daha kibar bir lavabo kullanacağız. Baktığımız zaman şu an tamamen aynı. Sadece bakın bunlar biraz beyaz. Bizim koyduklarımız biraz krem kaldı. Bunu da şöyle önüne geçeceğiz. Bu alanları seçili hızlı seçim aracıyla seçiyoruz Alaturka tuvaletimizi. Bu üstte tolerans kısmı var. Toleransı 10 yaptığınız zaman bakın buraları almaz. Bu toleransı 15 yaptığımız zaman daha komplesini alır. Bu tolerans daha dikkatli yapmasını, bunu daha detaylı çalışacağınız zaman 5'lerde çalışıp daha hepsini almasını istediğiniz zamanlar 15, 20. Bunu siz kendiniz oluşturabilirsiniz. Fırça aracımızı seçiyoruz ve boyamızı beyaz alıyoruz. Hafiften opak kısmında 30 yapıp biraz da imlecimizi büyütüyoruz. Bakın beyazlattık ama alttaki desenimizi de koruyor. Hatta 15 yapalım. Bu şekilde çok beyazladı hem de daha uyumlu bir hale geldi. Şu an baktığımız zaman bütün her şeyi tefişimizi yaptık. Sadece arabamız kaldı. Arabamızı da kopyalayalım. Arabamızı da kopyaladık. Daha sonra şimdi gölge yazı işlemlerimiz kaldı. Gölgelerimizi verelim. Şimdi bütün burada oluşan katmanlara katman 10'dan tıklayıp en üstten shift'imize basarak katman 8'e tıklıyoruz. Bu alandaki bütün hepsini seçmiş oldu. Bu alanla seçili olan katmanları da katmanları birleştir diyoruz. Üzerine çift tıklıyoruz. Gölge yapıyoruz. Ve hepsini bir anda gölge vermiş oluyoruz. Açısını değiştirelim. Buradan da gölgenin boyutuyla, opaklığıyla her şekilde oynayabiliyoruz. Şu alanlarda bir gereksiz böyle nokta şeyler çıktı. Bu kopyalamadaki kaynaklı şeyler. Bunu seçip gelip silebilirsiniz. Aynı şekilde burada da bizim göremediğimiz çizgiler kaldı. Bunları bozuyor.
Bunları da sildik. Bu şekilde çok güzel bir gölgelendirme çalışması yapmış olduk. Duvarları tıklayıp, sağ tıklayıp duvarları komutanı seçip aynı şekilde gölgemizi duvarlara da veriyoruz. Hafiften merdivenimize de bir gölge verelim. Daha sonra penceremizi seçip pencerelerimize de gölge veriyoruz. Daha sonrasında dış duvarımızı da seçip gölge veriyoruz. Bu şekilde şu kırık kalan dıştaki binalarımızı da gölge verelim. Bu şekilde çok güzel bir gölgelendirme çalışması yapmış olacağız. Bizim gölgemiz niye buradakiyle ters? Biz çünkü buradaki açımız farklı. Biz de gölgemizi o açıda verelim. Bu şekilde. Gölgemizi vermiş olduk. Sadece şu an yazılar eksik. Yazılarını birkaç tanesini yapayım. Daha sonrasında siz kendiniz devam edersiniz. Texture komutunu seçip burayı katman 11 görünmüyor. Çünkü en üst katmanı alacağız. Pardon. Bu kısımdan rengiyle oynadıktan sonra mutfak kaç metrekare? 22. 22 metrekare. Boyutuyla da 24 ya da 23. Buradan yazı tipiyle istediğiniz bir yazı tipini bold, regular, italic seçip yazının her şeklini oynayabilirsiniz. Bu şekilde alt komutuyla da yazılarınızı kolay bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Ya da herhangi bir şekilde alta basılı tutup taşıdığınız her zaman kopyalanmış olur. Çok kolay bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Plan boyama videomuz bu şekildedir. Umarım işinize yarar. Anlattığımız konular öğrenmiş olur ve siz de kendi planlarınızı boyayabilir hale gelirsiniz. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.